Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sorumuz şu, süt emmekten kaynaklanan akrabalıklar, normal kan bağıyla gelen akrabalıklar gibi sıla-i rahim zorunluluğu getiriyor mu? Şüphesiz, insani ilişkilerde bütün insanlar, bütün Müslümanlar bir çatının altında yaşadıklarını bilerek ilişkide bulunurlar. Bir de buna süt emmiş olmaktan kaynaklanan süt dayılı, süt yeğen, süt amca gibi akrabalık ilave edildiğinde elbette buradaki ilişkinin bağlayıcılığı ve yaygınlığı artacaktır. Ancak normal amca ile süt amca, dayı ve diğer akrabalar %100 süt kardeşle aynı tutulmuyorlar. İnsani ilişkilerde süt dayısı, süt amcası, süt halası, süt teyzesi, süt yeğeni, süt kuzeni gibi ilişkilerde hep beraber insanca davranacağız. Ama öz amca başka, öz dayı başka, öz hala başka, öz teyze başka. Onları daha üstün tutuyoruz. Sıla-i rahim onlar için daha güçlü, daha yüksek oranda uygulanıyor. Süt akrabalara göre. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.